Merhabalar sevgili saçseverler. Aşırı kutsal bir videonun içindeyim şu an. Çünkü muhtemelen tıklayan izleyicilerim gebe. Hocam bu durumda bir tıklama, iki izleme olur mu acaba? Gebe izleyicilerimi yürekten tebrik ediyorum ve konuya giriş yapıyorum. Bu konu hakkında inanın bir ton görüş var. Gerçekten şu yaşıma kadar binlerce hamile geldi, doktorum izin veriyor diye. Birçok hamile geldi, saçlarımı da boyatmayacağım diye. Siz onu bunu bırakın, 9 ay boyunca saçını batıl yanlışlardan saçını kestirmeyenler dahi var. Bence herkes nasıl mutlu oluyoruz? Bu sorunun cevabı bu. Siz mutlu olacaksınız ki bebeğiniz de mutlu olacak. Ben burada hamileyken gizli gizli sigara içenler gördüm. Bazı müşterilerimle artık yıllar içinde arkadaş olduğumuz için sebebini de sordum. Doktor bu kadar mutsuz olup stres olacaksan günde 1-2 adet içmesi normal dermiş mesela. Demek ki bazı insanlar için çok çok büyük bir bağımlılık. Olabilir tabii. Bazısı alkol içiyor düşük bir level'da ama. Bazısı sigara, bazısı antidepresan, bazısı saçını boyatıyor, bazısı boyatmıyor. Bazısı saçını boyatıp kaşını boyatmıyor. Biri lazere gidiyor, diğeri çok zararlayıp ağdaya gidiyor. Sanırım en mantıklısı sizi üzmüyorsa, kafanıza takmıyorsanız, olduğunuz gibi 9 ay boyunca hiçbir şey yaptırmamanız mantıklı geliyor bana. Fakat sapsarışınsınız ve siyah bant şeklinde dibiniz geliyor. Ve bu sizi hakikaten aynaya baktığınızda depresyona sokuyor ve mutsuz ediyor. Güzelliğinizden bir şeylerin eksildiğini hissediyorsunuz ve bunu kendinize itiraf etmediyseniz böylece bebeğinize daha çok üzersiniz. Müşterilerimden duyduğum kadarıyla highlight gibi birkaç ışıltı sizi mutlu ediyorsa ve açık bir alanda saçınız boyanıyorsa, ayrıca doğal ya da bitkiselse boyanız, doktorlar genellikle bazı markalarda bu durumu onaylıyor diyebiliriz. 2-3 ay sonrası kendi tecrübelerime dayanarak söylüyorum ki müşterilerimin %80'i saçlarını boyatıyor. Bitti. Kim beslemeyin, saçınızı besleyin. Sorularınızı aşağıda yazmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın.